Yeni bir vlogdan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah biraz işlerim yoğundu, işlerimi halledip evime geldim. Şimdi de biraz böyle sakince vakit geçireceğim, evde tekim. Bugün neler yapacağım? Akşama doğru bir dışarı çıkarım, Sima ile belki bir AVM'ye gidebiliriz. Bir önceki vlogda da söylediğim gibi bu hafta sonu kuzenimin nişanı var. Onun için bir elbise bakabiliriz. Aslında kafamda birkaç şey var. Ama yine de bir şeyler daha bakmak istiyorum. Bir birlikte ona bakarız. Onun dışında... Burada koca bardak suyumu aldım. Benim kadar su içen var mıdır bilmiyorum. O kadar çok seviyorum ki. Yani böyle bir şey için değil. Hani böyle su içmek için değil. O kadar canım su çekiyor ki bazen. Böyle elimde hep ya bir şişeyle geziyorum evin içinde. 1,5 litrelik. Ya da böyle benim kocaman bardağımla. Ama su içmeyi unutmamak çok da güzel bir şey. Videolarda aslında kısa kısa hep görüyorsunuz, salonu gösteriyorum ama bana salonun tamamını gösterir misiniz diye çok yorum geliyor. Instagram'da özellikle o kadar çok istenmişti ki. Şimdi şu şekilde buradaki yaptığımız her şeyi ben kendim bulup kendi isteğim neyse ona göre yaptırdım. Burada normalde bir kapı yoktu. Ben bu şekilde bir kapı yaptırdım buraya. Yine aynı şekilde çıtaları, apliklerin olduğu yerleri falan hepsini kendim seçip kendim aldım, yaptırdım. Burada tabii değişecek bazı şeyler var. Örneğin bu benim İstanbul'daki kullandığım masamdı. Buraya tabii ki çok küçük, buraya büyük bir yemek masası gelecek. Ortalama bir 8-10 kişilik bir yemek masası istiyoruz buraya. Bir gün hatta böyle dolaşıp birlikte yemek masası da bakarız. Daha sonra buraya, şuraya hatta küçük bir konsol gibi, hatta IKEA'da beğendiğim birkaç ürün var. Onlara bir bakmak istiyorum ama masayı aldıktan sonra tabii, hani masanın rengine uygun olur mu, ona göre karar vereceğim. Bu avizeleri vesaire hepsini ben Trendyol'dan aldım. Çok sevdiğim bir markanın ürünü, hatta bahçedeki, Gölbaşı'ndaki evimize de aynı markadan almıştım avizeleri. Hiç şöyle planlı bir şey değildi ama kısa kısa bir salon turu olsun bu. Böyle dağınık yerler de var, kusura bakmayın. Bu aynayı da yine Trendyol'da bir markadan aldım. Bu markadan başka banyo için ayna almıştım. Yine çok güzel geldiği için salondaki aynayı da oradan tercih ettim. Şöyle bir çiçeğimiz var. O kadar çok çiçek var ki annem çiçek bakmayı çok seviyor. Bunların yarısı yazın bahçeye gidecek, Gölbaşı'ndaki eve. Böyle salon, hatta ev vlogu çekmeden önce kısa bir böyle salonun yarısını çektiğim bir video olmuş olsun. Tamam da ev vlogu gelecek ama ev vlogunu çekmek için Sima'yı müsait bir zamanını bekliyorum. Çünkü vlogu Sima ile birlikte çekmek istiyorum. Videolardan görüyorsunuz, Sima benim kız kardeşim. Sima mimarlık öğrencisi ve çok başarılı maşallah. Biz birlikte bu evi yaparken birlikte böyle düşündük, neler yapalım, ne yapalım, nereye ne koyalım vesaire. O yüzden vlogu birlikte çekelim istiyorum. Onun için şu an çalışıyor. Hem üniversitesi devam ediyor hem birkaç projede çalışıyor. O yüzden yoğun, sabahları çok müsait anını bulamıyorum. Ben de vlogu sabah çekmek istiyorum, aydınlık bir görüntüde. Akşam çekilen ev vloglarını çok sevmiyorum. Şimdi de bir şey göstereceğim. Bir alışverişim olmuştu Sephora'dan. Şimdi hemen onu göstereceğim. Normalde, hatta şu an yüzümde de o var. Normalde ben Benefit'in fondötenini kullanıyordum. Ama Benefit'in benim kullandığım fondöteni sanırım şu an farklı, hani bir ürün çıkacağı için satışı durdurulmuş. O yüzden ben de ne alayım diye biraz böyle araştırdım. Daha sonra da kendime en uygun fondöteni buldum. Böyle ağır yapısı olan bir fondöten istemiyordum. Daha böyle hafif, hem ince hem de günlük olarak kullanabileceğim bir ürün istiyordum. Şöyle hemen göstereyim. Hatta şimdi daha önce kullandığım Benefit'in ürünü de göstereceğim. Ben şimdi bu Chanel'in fondötenini aldım. 3 numara. Ama bu 3 numarasında sanırım 3 tane farklı ton varmış. Benim için uygun olanı buydu. Şurada tonun rengi var mı? Kodu. Evet, şu şekilde göstereceğim. Hemen içini de açıp gösteriyorum. Ürün bu şekilde. 30 mil. Önceki kullandığım ürün de bu boyuttaydı. Ortalama bana bir 3-4 ay gidiyor bu ürün. Kodu da şöyle size okuyayım. BD31. Çok güzel ince bir yapısı var. Bayağı beğendim bu ürünü. Önceki kullandığım ürün de hemen buydu. Bundan
Yani bayağı memnundum. Hatta bir iki sene kadar ben bu ürünü kullanmıştım. Böyle hafif filtreli bir yapısı vardı. Bu kullandığım da 3 numaraydı. Şimdi yeni aldığım da yine 3 numaranın serisinde bir renk. Buğday teniniz varsa benim söylediğim kod buğday tenliler için olan ürün. Bunun fiyatı en son aldığımda 600 küsürlerdeydi. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Hatta buna da zam gelecekmiş yenilendiği zaman içeriye. Bunu da tam hatırlayamadım ama 1200-1300 civarında bir fiyata aldım. Ama uzun süreli kullanıldığı için ve de sonuçta cilde kullandığımız için ürünü, o yüzden değiyor Bu verdiğimiz hafta paraya. içi dayım müsait olursa bir gidip saçımı dip boyası yaptırmak istiyorum nişandan önce. Şöyle hatta nişandan sonra yani ortalama şu an ayın kaçıydı unuttum. Bakayım. Bugün ayın 27'siymiş. Yani ben tam 10 gün sonra Fransa'dayım. Daha önce vloglarımda bunu paylaşmamıştım. 10 gün sonra şöyle küçük bir 4 günlük seyahatim olacak. Fransa'ya gideceğim, Lyon'a. Oradan da yine vloglar çekiyor olacağım. Daha hiç hani hazırlık yapmadım. Aslında çok bir hazırlığa da gerek yok. Zaten böyle çok uzun bir seyahat olmayacağı için böyle 4 günlük küçük kabin bagajıyla bir tatilim olacak tek başıma. Neler yapacağız, nerelere gideceğim hepsini paylaşacağım vloglarımda. Hatta oraya da uçuşum İstanbul'dan. Şöyle bir haftalık bir İstanbul gezim de olacak. Yani İstanbul'a da gideceğim. Uzun zaman oldu. Yani yaklaşık bir 3 ay oldu İstanbul'a gitmeyeli. Tabii ben 10 senedir 10 sene İstanbul'da yaşayıp Ankara'ya geldim. O yüzden biraz böyle hafif özlemi de var İstanbul'un ama bu son zamanlarda yaşadığımız şeylerden dolayı İstanbul'a karşı böyle bir şeyim de oluştu, korkum da oluştu. Yani aslında yıllardır bildiğimiz bir gerçek vardı. Bunu zaten her zaman duyuyorduk, dile geliyordu. Ama tabii bu son zamanlarda yaşadığımız şeylerden dolayı yani insanlar yani daha da korkmaya başladı. Orada İstanbul'daki yaşayan çok yakın dostlarım, çevrem var benim. Hani onlardan da duyduklarım. O yüzden biraz onlar için de kendim hani sonuçta oraya da hani bir şekilde bağlıyız. Hani o yüzden tedirginim. Çok fazla girmeyeceğim bu konulara. Ben de işte 10 gün sonra bir seyahatim olacak. Ortalama bir 7-8 gün sonra İstanbul'a giderim. Hatta bu valizimi vesaire hazırlarken de hep birlikte videolar çekeriz. Onları da paylaşırım sizlerle. Hemen bir üstümü değiştirdim. Babam, annem, üçümüz birlikte bir AVM'ye gideceğiz. Nişan öncesi bir şeyler bakalım dedik. Akşam da Simay işten çıktığı zaman Simay'la gideceğiz. Şimdi bir H&M'e geldik. Şöyle biraz hem günlük hem Fransa'ya gittiğimde giyebileceğim şöyle farklı bir şeyler var mı diye bakıyorum. Eve geldik. Hava o kadar sıcak ki yandık AVM'nin içinde. Çok fazla gezemedik. İhtiyacımız olan şeyleri alıp hemen çıktık. Şimdi evde yaklaşık bir 2 aydır falan bekleyen bir erişte vardı. Şöyle göstereyim. Şöyle neyli bu? Pancarlı Hemen erişte. bununla şöyle güzel kavuracağım bunu. Daha sonra da üstüne şöyle cevizli kıymalı bir sos yapacağım. Bunun üstüne yoğurt, üstüne böyle cevizli kıymalı bir sos. Yemek zaten çorbamızda vardı dünden. Hemen Benim bunu en sevdiğim ekliyorum. şey tereyağı olabilir ya. Böyle içinde tereyağı olan her şey lezzetli oluyor bence. Şöyle iyice erisin. Şöyle ısınınca ekleyeceğim erişteleri. Şu rengin güzelliğine bakın. Şeyimle, kaşığımla aynı renk. Ben böyle farklı yemekleri, farklı şeyleri, böyle yemekte farklı renkleri seviyorum. Ve de sağlıklı ürünleri tabii. Pancarda erişte. Şöyle birazcık sağlasın, kavrulsun. Ondan sonra üstüne biraz daha ilave edip kavurunca suyunu ekleyeceğim.
Yani ben biraz pilav mantığında yapıyorum erişte yaparken. Bu kadar su yeterli erişte için. Şimdi eriştenin üzerine dökeceğim kıymayı da hazırladım. Kıymayı kavurdum üzerine. Kırmızı toz biber, pul biber, reyhan, kekik, biraz baharatlar koydum. Annem de yanımda ceviz kırıyor. Biraz da şöyle bir 3 tane cevizi ezdim. Ceviz içi koydum. Böyle çok güzel oluyor kıymayla ceviz içi. Çok lezzetli oluyor. Böyle. Kombinimin güzelliği. Bugün bir değişiklik yapıp yine AVM'ye geldik. Yan AVM'ye geçti ablam 2 saat sonra. 2 saat önce yan AVM'deydim. Ondan sonra tekrar bir eve gittim, yemek yedim, sonra yan AVM'ye tekrar geldim. Şimdi üçümüz bir Zara'ya gezeceğiz. Sima'nın beğendiği bir elbise varmış, ona bakacağız dün var mı diye. Gece 4'te yanlışlıkla Zara'da gezerken bir anda elbise beğendim. Şöyle bakalım. Sima hipnoz oldu. Sima her videomda bir tane böyle bir sahnen var ya. Bir şey diyeceğim. Şunu bir kaşık daha koysa ne oluyor yani? İşte. Kaşıkla mı satıyor? Bizimki 3 kaşıkla. Çünkü 3 kaşıklı sen istemedin. Kaşık fiyatı arada 4 lira ne oluyor? Çok hiç önemi yani. Ne kadar çok çikolata kadar Şimdi eğitimdeyiz. Yaklaşık bir 3 saat sürecek eğitimimiz. Şimdi ofisten çıktım. Şöyle bir 5-10 dakika yolum var. Bahçeli'ye doğru geçiyorum. Geçen videomun altına yorum gelmişti hangi şehirde yaşıyorsunuz diye. Aslında daha önceki videolarda belirtmiştim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Bir sene olacak, bir ay sonra bir sene olacak Ankara'ya geleli. Yani doğma büyüme zaten Ankaralıydım. Üniversite için gitmiştim ama 10 senelik bir İstanbul maceramız var. İstanbul'dan geldim. Ama çok da mutluyum Ankara'da yaşadığım için, Ankara'da olduğum için. Ankara aşığı bir insanım. Şeyi fark ettim. Önceki fondötene göre bunu çok daha beğendim. Rengi birazcık daha tenime yakın. Çok açık durmuyor, biraz koyu. Ben koyu olan fondötenle biraz daha seviyorum. Yani böyle pembemsi değil de hafif sarı alt tonlu olan fondötenleri. O yüzden bunu bayağı beğendim. Park yeri arıyorum şimdi ama o kadar kalabalık ki arabayı koyacak yer yok. Şimdi geldim, şöyle 3 peynirli bir kiş söyledim. Hemen yemeye başlayacağım çünkü aşırı açım. Eve geldim. 2 dakika hemen uğrayıp üstümü değiştireyim dedim. Daha sonra dayımın yanına gideceğim kuaföre. Kargolarım geldi. Onları da size aslında şimdi hemen gösterebilirim de çünkü bir açıp bakmak da istiyorum çıkmadan. Hemen bir üstümü değiştirip geliyorum, bunu açalım. Hemen şu karacayı açayım. Hava o kadar sıcak ki daraldım. Şimdi de saçımı falan boyatacağım için böyle sıcak basmasın beni dedim. O yüzden biraz daha rahat bir şey giydim.
Bu siparişim banyo için paspas aldım. O geldi. İnşallah güzel bir şeydir. Tam istediğim renkte, çok güzel. Böyle 5 tonlarında bir şey istiyordum. Şöyle bayağı güzel ve de fiyatı çok çok uygun. Aynısının English Home'da da ben görmüştüm. Madame Coco'da hatta 3 katı fiyatındaydı. Bunu da link olarak aşağıya ekleyeyim. Bence bir bakın derim, ihtiyacınız varsa. Şimdi eve geldim. Aşırı yorgunum. Bayağı yoruldum. Neler yaptık? Kuaföre gittik. Annem saçını boyattı. Ben boyatmadım çünkü çok fazla böyle saçımın dibi gelmemişti. Ben de şimdi yazık dedim, hani boşuna tekrar şey yapmayayım. Hani zarar görmesin. Çok beni şeyde yapmıyor, yani rahatsız etmiyor. O yüzden bir de bu rengini çok beğendim. Çok güzel oldu. Açılınca rengi değişti biraz, böyle hafif kahvelik geldi. O yüzden hiç bozulsun istemedim. Masamda da ponçiye aldığım kargolar var. Kuş yemi almıştım. Onlar var, daha açmadım. Şöyle biraz ortaları toparlayacağım. Çünkü sabahları eğitim erken olduğu için. Şimdi bizim ofiste bir eğitim serisi var. O seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Onun için her sabah 10'da eğitim oluyor. Ama tabii bir haftası kaldı eğitimin. Bitecek yakında. Sabahları böyle hemen hazırlanıp çıkıyorum. Toparlayamıyorum. Şöyle bir masanın üstünü toplayayım. Makyajımı sileceğim ama şu an silmeye üşeniyorum. Çünkü ne zaman ne yapacağım da belli olmadığı için... Belki bir şey olur, dışarı falan çıkarım diye makyajımı silmeyeceğim. Kalsın biraz, 1-2 saat daha. Ama yine tekrar söyleyeceğim, fondöten çok çok iyi. Hiç bozulma yok. Bir de şu an mesela ışık da yukarıdan geldiği için ışık biraz böyle farklı duruyor rengi, ama aynadan o kadar güzel duruyor ki. O yüzden kesinlikle öneririm. Şöyle hemen yanımdayken de göstereyim. Bir de onun dışında böyle yakın zamanda en beğendiğim ürünlerden olan bu gözaltı kremi. Bunu da bayağı beğendim. Her sabah akşam makyaj sildikten sonra bunu kullanıyorum. Böyle bir şey gibi oldu. Öneri saati gibi oldu. Onun dışında günlük olarak kullandığım iki ürün daha göstereyim. O da en sevdiğim marka olan Kiehl's'ın. Benim cildim hafif böyle, nasıl söyleyeyim, hem yağlı karma bir cildim var. Şu kısımlarında böyle sivilce izleri gibi izler oluyor. Sivilce yok ama böyle küçük küçük, sanki sivilceden kalma, hani böyle kırmızı kırmızı izler oluyor. Onun için ben böyle düzenli olarak zaten kış aylarında bir iki seans dermapen yaptırıyorum. Nerede kalmıştık? Simay kapıyı çalınca unuttum nerede kaldığımı. Ben kış aylarında 1-2 seans da olsa dermapen yaptırıyorum. Böyle biraz cildi toparlıyor en azından. Dermapenden sonra da kullandığım retinol serumum var. Böyle bunu alırken bayağı bir araştırmıştım. Farklı markalara da baktım ama en güzel retinol içeriği olan ürün buydu. Bunun da ne kadardı fiyatı, valla hatırlayamıyorum. Ama Trendyol'dan almıştım. Bu ürüne kesinlikle bakın derim. Bir de şu gece serumumu göstereceğim. Bu ürünü de çok seviyorum. Daha önce bir tane daha kullanmıştım, bitti. Bunu yeni aldım. Yeni dediğim bir yaklaşık tabii 1,5 ay, 2 ay falan oldu. Ama çok uzun süreli giden bir ürün. Yaklaşık ben bunu 6-7 ay kullanıyorum. Zaten ömrü de 12 ay diyebiliyorum. Pardon, 18 aylık. Yani çok fazla kullanılmadığı için bundan şu şekilde bir tane alıp, şu zaten yeterli oluyor. Günde bir kez de kullansanız böyle cildi aydınlık yapıyor. Özellikle yatmadan önce sürmeyi çok seviyorum. Sabah kalktığımda böyle ışıl ışıl
oluyor cilt. Böyle her videonun altında eve geldiğim zaman iki tane ürün göstereyim size. Şimdi bugünkü çektiğim ve dünkü çektiğim videoları şimdi ben editleyeceğim. 2 günlük videoyu yarın yayınlayayım istiyorum. O yüzden şimdiden kapanış yapacağım. Daha sonra bugün tekrar dışarı çıkarsam onu da yayınlarım. Kapanışı en sona alırım hatta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar gelmesini hatta nasıl videolar gelmesini istiyorsanız bana yorumlardan da yazarsanız ben ona göre planlar da yapacağım. Yakın zamanda gelecek çok farklı videolarım da olacak. Ama onu seyahatten sonraya ayarlamak istiyorum. Böyle Simay'la falan çekeceğim soru cevap videolar olacak. Bir de zaten ev vlogu gelecek. Ev vlogundan sonra da bir beni tanıyın videosu çekmek istiyorum. İnşallah daha çok içeriklerimiz olacak. Siz de yorumlarda yazarsanız ona göre de şekillenen sizin isteklerinize göre de videolar çekiyor olacağım. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.